Her yeri boyunca 5 farklı takımda forma giyen Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz başarıları var. Ama bugün Ronaldo her sezon farklı takımda oynayacak. Bakalım yine de dünyanın en iyilerinden biri olabilecek mi? Takımlara her sezon bu çarkımız belirleyecek ama ilk olarak Ronaldo 20 yaşında bir wonderkid olarak eski takımlarından biri olan Manchester United'da başlayacak. Cristiano Ronaldo ilk maçına dakika 77'de Rasmus Højlund'un yerine giriyor ve Cristiano Ronaldo oyuna girdikten birkaç dakika sonra gerçekten farkını ortaya koydu ve golünü buldu. Bulduğu golle de dakika 83'te takımını öne geçirdi. Böylelikle de Manchester United ilk maçında Cristiano Ronaldo sayesinde galibiyeti aldı ve Cristiano Ronaldo da spor gazetelerinde manşette yer aldı. Geleceğin yıldız adayı olarak Cristiano Ronaldo'dan bahsediyorlar. Ama Ronaldo manşetleri kısa sürdü çünkü Chelsea'nin ağlarını 4 kez havalandıran Erling Brown Haaland Premier Lig'e inanılmaz iyi bir başlangıç yaptı. Cristiano United'ta rüya gibi bir sezon geçirdi. Manchester United'ın forvet eksikliğini 10 numara dolduran Ronaldo çıktığı 42 maçta 28 kez fileleri havalandırırken 77 ile başladı, Ratingi 81'e yükseldi. United Premier Ligi 6. bitirirken sezonda kupasız kapattı. Erling Haaland ise Premier Lig şampiyonluğunun yanında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşadı ve Ronaldo'dan 6 gol fazla atarak altın ayakkabının sahibi oldu. İkinci sezonda Lautaro Martinez'le beraber Ronaldo çift forvet oynayacak. Bu arada ilk sezonun Ballon d'Or'da Erling Haaland'a gitti. Cristiano Ronaldo Inter'de 37 maça çıkarken 14 gol atıp 11 asist yaparak çift taneli istatistiklere ulaştı. Aynı zamanda Interle beraber kupada İtalya'yı da kazandılar. Ronaldo Serie A'da ortalama bir sezon geçirirken Ballon d'Or bu sefer de bir diğer yıldız santrafor Kylian Mbappe'ye gitti. Cristiano'nun yeni durağı Sporting oldu. Portekiz'de hem fiziğiyle hem de yeteneğiyle rahat bir yıl geçiren Cristiano Ronaldo potansiyelini olabildiğince arttırdı ve 23 yaşına gelen Ronaldo toplamda 33 maçta 29 gol atarken 4'te asist yaptı. Balondor 3. sezonda Erling Haaland'a gitti. Ronaldo'nun bir şekilde bu rekabete kendisinde sokması lazım. Sporting'de kendini geliştiren Ronaldo 4. sezonda Milan'ın yıldız santraforu oldu ve 27 golle inanılmaz bir performans sergiledi. Ronaldo iyi performansını ligde gol kralı olarak ve Milan'da da şampiyon olarak taçlandırdı. Milan'daki performansıyla büyük lig kalibresinde olduğunu gösteren Ronaldo'nun yeni durağı Bayern oldu. Bayern'de araya vermeyi seven Harry Kane ve forvet beslemeyi bilen kanatlarla çok verimli bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo toplamda 39 maçta 28 gol atarak bir de asist yaptı. Ve Ronaldo Bayern Münih gibi büyük bir takımla hem Almanya Lig şampiyonluğu hem de Yerel Kupa şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih çok rahat skorlarla yarı finale kadar gelse de son şampiyon Manchester City ile eşleştiler ve hem içeride hem de dışarıda City'ye mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden yarı finalde elendiler. Ve Ballon d'Or bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde ve kendi liginde gol kralı olan Erling Haaland'a gidiyor. Bu arada ödül Haaland'a gitti ama Cristiano Ronaldo da ilk defa Ballon d'Or'a aday oldu. Bu arada yeni sezona geçeceğiz ama ilk sezonu kupasız kapatan Ronaldo'yu kırmayıp videoya like atıp eğer mobilden izliyorsanız da yorumlara yana kaydırıp hype bırakmayı unutmayın. Ronaldo'nun yeni durağı Ronaldo transferinden önce yaptığı transferlerle ve genç yeteneklerinin gelişmesiyle yükselişe geçen Liverpool oluyor. İngiltere'nin en iyi kulüplerinden biri olan Liverpool'da rahat bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo kendi kariyer rekorunu kırıyor. 41 maçı çıkan Ronaldo toplamda 38 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yapıyor. Premier Lig şampiyonluğunu ise 3 puanla Manchester City'ye kaptıran Liverpool, FA Community Shield şampiyonu oluyor. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz ve İngiltere'deki kıyasıya mücadelesi devam eden iki takım mücadelelerini Avrupa finaline taşıyor. Bir tarafta Erling Haalandlı Manchester City, diğer tarafta da Cristiano Ronaldo'lu Liverpool var. Bakalım Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım olacak? Cristiano motive olması için kaptan olarak başladığı maça inanılmaz başladı. İyi bir vuruş ama Ederson'la kalesinde başarılı. Maçın başında etkili pozisyonlara giren Cristiano Ronaldo kupayı ne kadar çok istediğini sinyallerini veriyor. Ronaldo bir de kaleye 30 metre uzaklıktan muazzam bir frikikle gole çok yaklaşsa da şu ana kadar Ederson Ronaldo'dan daha başarılı. Maçın ikinci yarısında baskıyı çok artıran Manchester City, "Biz bir geliriz ama tam geliriz." dedi Erling Brown da golü buldu. Maçın son dakikalarında da Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları birkaç şans bulsa da bu maçta devleşen Manchester City kalecisi Ederson'u bir türlü geçemediler. Ve son düdük çaldı. Şampiyon maalesef Manchester City oldu. Sadece bir golle Finalde maçı kazanmayı bildiler. Bak bak abi nasıl seviniyor yedek kulübesinden koşuyor. Sanki görmemiş herifler. Dördüncü şampiyonlukları mı ne oldu abi ben videoya başlayalı. Adam hayvan gibi koşarak seviniyor ya. Bırak sen Ronaldo kazansa ne olacaktı sanki. Daha adam bir şampiyonlar ligi kupası alamadı. Neyse haydi devam. Ve finalde Cristiano Ronaldo Liverpool'u mağlup eden Manchester City. Kevin De Bruyne'nin ellerinde şampiyonlar ligi kupasını kaldırıyor. Ve Kasım ayına geldik. Kasım ayında 7. sezona doğru geçerken Ballon d'Or'u kimin kazanacağını öğreneceğiz ve Liverpool'da inanılmaz bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo Ballon kazanıyor. Pek fazla kupa kazanamasa da gerçekten bireysel olarak onun için çok başarılı bir sezondu ve bu sezonun sonunda ilk defa Ballon d'Or'u Cristiano Ronaldo kazandı. Liverpool'da çok iyi bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Real Madrid ve Real Madrid'de de hem takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıp hem de yıldızını parlatmaya devam eden Cristiano Ronaldo toplamda 36 kez fileleri havalandırırken 11'de asist yaptı ve muazzam bir istatistiğe erişti. Ronaldo'nun başarılı olduğu gibi Real Madrid'de başarılı oldu. Ronaldo ve takım arkadaşları hem La Liga hem de Copa de España şampiyonu oldular. Ve Ronaldo bir kez daha Şampiyonlar Ligi finalinde ama bu sefer kaybetmeye hiç niyeti yok. Rakibimiz de yine Manchester City. Erling Haaland'lı Manchester City karşısında Jude Bellingham'lı, Vinicius Junior'lı, Kylian Mbappé'li Carlo Ancelotti'li ve en önemlisi Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid var. Bu sefer gerçekten kaybetmeye hiç niyetimiz yok. Real Madrid ve Ronaldo o kupayı çok istiyor. Cristiano Ronaldo pası çok güzel aldı. Çok da güzel hızlandı. Daha maçın başındayız. Attı çalımı. Vur oğlum Ronaldo. Yeşille de gol atarak rakibe gözdağını dakika ondan veriyoruz. Cristiano Ronaldo ile 1-0 öndeyiz. Ronaldo Liverpool'da olduğu gibi bakalım yine kornerden etkili olabilecek mi? Real Madrid'de de kornerlerden etkili olmaya devam ediyor. Ve yine Ederson'u geçemedi. Burada şu pozisyonda penaltı beklemiştik açıkçası. Hatta taraftar da bekledi. Tüm Real Madrid'li oyuncular da bekledi. Baya bir stadyumdaki ses de yükseldi ama hakem hiç oralı bile değil. Hatta şu açıdan da bakalım bir pozisyona. Bence penaltı çalınabilir. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Mbappe'den çok güzel orta Bellingham gol. Gol 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 Bellingham. Muhteşem bir gol attı. Tek dokunuşla golü attı Bellingham gol. İşte bu. Nasıl attı o golü nereden geçti yalnız galiba Ederson Bacak arasından 7 golü bir önceki finalde Ronaldo'dan gol yememişti ama bu sefer Real Madrid takım olarak çok iyi ve evet bacak arasından atıyor. Bellingham Ederson'un bacak arasından attı ve farkı ikiye çıkarttı ilk yarıda. Ronaldo bıraktı pasını Mbappe. Üçlemeyi tamamladı Kylian Mbappe. Önce Ronaldo, sonra Jude Bellingham, şimdi de Kylian Mbappe ile 3-0 öne geçiyoruz Erling Haalandlı Manchester City karşısında. İşte Ronaldo, ben buradayım diyor. Ben yokken sen kupaları, balon doğruları süpürebilirsin ama diyor. Biz takım halinde çok daha iyiyiz diyor Real Madrid. Manchester City maçın son dakikalarına doğru kaleye yakın bir yerden frikik kazandı ve kaliteli ayak ortası Kevin De Bruyne topu Alani Buluşturdu. Yalnız gören de öne geçtiler sanacak. 2'ye indirdiler farkı şampiyonlar ligi finalinde. Böyle bir sevinç yok. Kameraman da nereyi çekiyor? Böyle bir açı hiç yok. Kameraman ne yapıyorsun yani? Ve maç bitti. Real Madrid, Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid şampiyonlar ligi şampiyonu oluyor. Ve Ronaldo da ilk şampiyonlar ligi kupasını az sonra kaldıracak. Liverpool'a gerçekten skor bulmakta zorlanmıştık. Hem orta sahadaki geçişi bir türlü yakalayamamıştık hem de bitirici vuruşları yapamamıştık. Ama kendisini daha da geliştiren Ronaldo ve çok daha iyi bir takım olan Real Madrid'le Manchester City'yi geçmekte hiç zorlanmadık. Bu arada hani en başta Çark'a City koymuştum ama City'yi çarktan sileceğim. Çünkü bu kadar bilendikten sonra Manchester City'ye ve Erling Haaland'a Ronaldo'yu oraya göndererek kapatmak istemiyorum videoyu. Videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaldırıyor ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın. Ne kadar hızlı ne kadar çok like o kadar hızlı o kadar yeni video demek. Görüşürüz bay bay.